Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Rüzgar Gibi Geçti Bölüm 13. Bayan Meriwether'ın kışkırtmasıyla Doktor Mede harekete geçip gazeteye bir mektup yazdı. Mektupta Red'in adı geçmiyordu ama kimden söz edildiği açıkça belliydi. Editör bu mektubun sosyal bir drama parmak bastığını hissederek onu gazetenin ikinci sayfasına koydu. Doktor Mede'nin mektubunu güneyin her yanında spekülasyondan ve devlet taahhütlerinden para kazananlara karşı yükselmeye başlayan seslerin ilki oldu. Charleston'un limanı, Yankee savaş gemileri tarafından hemen hemen aşılmaz bir duruma geldi. Duruma geldi geleli, içeri mal sızabilen, başlıca liman olan Wilmington'da meydana gelen rezaletlerin dedikodusu, ayyuka çıkmıştı. Spekülatörler Wilmington'u doldurmuştu. Ellerinde nakit para bulunduğu için şilepler dolusu mal alıyor ve bunları piyasaya sürmek için fiyatların yükselmesini bekliyorlardı. Beklenen fiyat artışı mutlaka gerçekleşiyordu. Çünkü piyasada bir malın mevcudu azalıp talep yükseldi mi fiyatlar hemen yukarı sıçramaya başlıyordu. Hemen hemen her ay rastlanan olağan bir şey olmuştu bu artık. Siviller ya maldan yoksun kalmak ya da onu spekülatörlerin belirlediği fiyatta almak durumundaydılar. Fakirler ve orta haliler gittikçe artan güçlükle karşılaşmaktaydılar. Fiyatların bu devamlı yükselişi yüzünden konfederasyon parası düşmüş, bunun sonucunda da lükse karşı görülmedik bir düşkünlük baş göstermişti. Kuşatmayı yararak memlekete mal sokanlar ilk önce gerekli ihtiyaç maddeleri getirmeye mecburdular. Bunları sağladıktan sonra lüks sayılan malları getirebilirlerdi. Ama şimdi hepsi de konfederasyonun şiddetle muhtaç olduğu hayati ihtiyaçlar yerine yüksek fiyatlı lüks eşyayı getirmeyi tercih ediyorlardı. İnsanlar bugün ellerinde bulunan paranın yarın bütün değerini kaybetmesinin mümkün olduğunu düşünerek çılgınca bir ihtirasla satın alıyordu bunları. Her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getiren bir şey de Wilmington ile Richmond arasında tek bir demir yolu hattının bulunmasıydı. Bu yüzden çuvallarla un, kutularla pastırma, yol boyundaki küçük istasyonlarda kurtlanıp kokarken kaçakların getirdiği şarap, kumaş, kahve gibi lüks eşya Wilmington'dan gemiden indirildikten iki gün sonra Richmond'a varıyordu. Eskiden alttan alta duyulan dedikodular şimdi açıkça tartışılmaktaydı. Herkes Redwood'lerin sadece 4 gemiye sahip olup onlarla durmadan mal getirmekte yetinmediğini, diğer gemilerin yüklerini de satın alıp fiyat artışı için depolarda beklettiğini söylemekteydi. Bir süre bunları duyulmadık fiyatlarla piyasaya sürüyor ve pekala alıcı buluyordu. Kuşatmadan kaçırılan malları daha gemiden indirmeden satın alan ve karargahı Wilmington'da bulunan 1 milyonluk bir teşkilatın başında bulunduğu söylenmekteydi. Her şehirde ve özellikle Richmond'da bu teşkilatın düzinelerle deposu olduğu ve bu depoların fiyat artışını bekleyen mallarda tıka basa dolu bulunduğu dedikodusu almış yürümüştü. Askerler de, siviller de bu işe kızmaya ve iyice söylenmeye başlamışlardı. Öteki tüccarlar da kıskandıkları için Red'in aleyhindeydiler. Konfederasyon bahriyesinin hizmetinde çalışan birçok vatansever kahraman kaçakçı olduğunu biliyoruz. Bunlar konfederasyonun yaşayabilmesi için yaşamlarını ve servetlerini tehlikeye atan, kendilerini düşünmeyen insanlardır. Onlar tahtlarını güneylilerin kalplerine kurmuşlardır. Kimse hayatlarını tehlikeye atmalarına karşılık kazandıkları birkaç kuruşu onlardan esirgemez. Onlar şerefli ve saygıdeğer insanlardır. Bahsetmek istediğim bu kimseler değil. Fakat öyle kimseler var ki bunlar kahramanlık maskesi altında kendi bencil kazançları için hiçbir şeyi feda etmekten çekinmezler ve etraflarına hakaret saçarlar. Ne yazık ki davaların en yükseği için cephede çarpışmakta olan evlatlarımıza bile dil uzatıyor bunlar. Savaştan yararlanarak keselerini doldurmak istedikleri şuradan belli ki çocuklarımız morfin ve kinin eksikliğinden inim inim inler
bizlere şikayet dolu mektuplar gönderirken onların gemilerini ipekli kumaş, dantel gibi gereksiz şeylerle dolduruyor ve bunu da saklamaya bile gerek görmüyorlar. İşte ben Robert Lee'yi izleyen insanların kanını emen bu vampirlerden söz ediyorum. Bu adamlar bütün vatanseverliklerin kuşatma kaçakçılarından nefret etmelerine yol açıyor. Evlatlarımız yalın ayak cephede dövüşürken bu serserilerin pırıl pırıl boyalı çizmeleriyle aramızda cirit atıp bizi rahatsız etmelerine nasıl katlanabiliriz? Oğullarımız kamp ateşlerinin etrafında titreşir ve küflü pastırma kemirirken bunların karşımızda şampanya içip Strasbourg peyniri zıkkımlanmaları bize hakaret değil mi? Atlanta, kutsal kahinlerin yazdıklarını okuyunca ne yapacağını anladı ve halk, Kadir Şinas Konfederasyon vatandaşları olarak Red'i yeniden toplum dışı ilan etti. Onu 1862 yılında kabul eden evler içinde Miss Patty Hamilton'un evi kendisine 1863 yılında da kapısı açık olan hemen hemen biricik evdi. Ve Melanie olmasa belki oraya da kabul edilmeyecekti. Red ne zaman şehre gelse Patty hala baygınlıklar geçiriyordu. Her seferinde de Red elinde küçük bir hediye paketi, ağzında Miss Patty'nin çekiciliğini ve gülümsediğini, çekiciliğini ve güzelliğini öven sözlerle gelir ve büyük bir sevinçle karşılanırdı. Scarlett, Red'in hiç de vatansever bir insan olmadığını biliyordu. Onun önemsediği biricik şey, Red'in ona Nassau'dan getirdiği hediyelerdi. Bunlar hiçbir zaman bir kadının kabul edemeyeceği kadar değerli ve laubali şeyler değildi. Onu eve kabul etmeyecek olursa, bu pahalılıkta düğme, firkete ve bonbon gibi şeyleri nasıl sağlayabilirdi? Scarlett, bütün şehrin Red'in ziyaretlerini ve kendisi hakkında dedikodularla çalkalandığını biliyordu. Ama şunu da biliyordu ki, Atlantalıların gözünde Melanie Wilkes asla hata yapmazdı. O Red'i savunduğuna göre bu ziyaretlerin her şeye rağmen bir miktar saygıdeğer olma niteliği taşıdığı kesindi. Buna rağmen Red çenesini tutmayı bilse, yaşam Scarlett için daha da tatlıydı. Şeftali ağacı caddesinden aşağı onunla birlikte yürürken az çok sıkıldığını ve utandığını açıklamak zorundaydı. Bu yüzden de onu adam akıllı azarladı. Böyle düşünceleriniz olsa bile ne diye çenenizi tutmuyorsunuz? Eğer düşüncelerinizi kendinize saklayıp ulu orta söylemezseniz hayat çok daha tatlı olurdu. Senin sistemin budur değil mi? Benim yeşil gözlü iki yüzlü dostum. Scarlett, Scarlett, senden daha cesur bir davranış beklerdim. İrlandalıların ne olursa olsun düşündüklerini söylediklerini ve çevreye zerre kadar aldırmadıklarını sanırdım. Söylesene, sen de kimi zaman düşüncelerini kendine saklamaktan patlayacak gibi olmuyor musun? Scarlett istemeden açıkladı. Evet, doğrusu öyle dedi. Sabah, öğlen, akşam davadan konuşmuyorlar mı? Gerçekten pek sıkılıyorum. Ama siz Allah aşkınıza, Red Butler, bunu açıklayacak olsam kimse benimle konuşmaz, çocukların hiçbiri benimle dans etmezdi. Ah evet, ne olursa olsun insanın kendisiyle dans edecek birini bulması şarttır. Kendinize hakim olmaktaki başarınıza hayranım ama bu konuda sizden çok geriyim. Ne kadar işime yararsa yarasın, romantik ve vatansever bir kibar erkek kılığına bürünemem. Servetlerini son santimine kadar kuşatma yüzünden hediye atan ve savaş sonunda meteliksiz kalacak olan budalaların sayısı yeteri kadar yüksek. Buna ihtiyaçları yok. Ne vatanseverler listesini onurlandırmak ne de meteliksizler arasına katılıp sayılarını arttırmam için. Bırak onları, istediklerini yapsınlar, aldıkları alkışları hak ediyorlar. İnan bana, bunu samimi olarak söylüyorum ama şu da var ki, bir iki yıla kadar bu alkışlardan başka bir şeyler kalmayacak yeryüzünde. İngiltere ile Fransa'nın bize yardıma gelmek üzere olduklarını bildiğiniz halde bunları sırf kötülüğünüzden söylüyorsunuz. Ama Scarlett, mutlaka bir gazete okumuş olmalısın. Pek şaştım doğrusu. İngiltere, Konfederasyon'a asla yardım etmeyecektir. İngiltere hiçbir zaman zayıftan yana olmaz. Onun İngiltere oluşunun nedeni budur. Üstelik tahta oturan şişman Hollandalı kadında Tanrı Tanrı'dan korkan bir Hristiyan olduğu için köleliği onaylamıyor. Kumaş fabrikaları pamuk yokluğunda durduğu için İngiliz işçileri aç kalsın varsın. Ama asla, asla kölelikten yana olarak bir darbe indirmez İngiltere yankilere. Fransa'ya gelince, Napolyon'un zayıf kopyası Fransızları Meksika'ya yerleştirmekle o kadar meşgul ki bizim için kılını bile kıpırdatmaz. Aksine
O bu savaştan memnun çünkü onun birliklerinin Meksika'dan atmaya vakit bulamıyoruz. Hayır Scarlett, hariçten yardım geleceği iddiası gazete yalanıdır. Konfederasyon yenilmeye mahkumdur. Şimdi bir devre gibi kambur içinde birikmiş olduklarından besleniyor ama bütün hazır yiyiciler gibi o da günün birinde mahvolacak. 6 ay daha kaçakçılık yaptıktan sonra bu işi bırakacağım. O andan sonra kaçakçılık çok tehlikeli bir iş olacak çünkü gemilerimi Yankee savaş gemileri arasında süzülüp limana sokabileceğini sanan budala bir İngiliz'e satacağım. Ama ne olursa olsun bütün bunlar benim zerre kadar huzurumu kaçırmaz. Yeteri kadar para kazandım ve onları altın olarak İngiliz bankalarına yatırdım bile. Bu değersiz kağıtlar benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Red ne zaman uzun uzun konuşsa ne kadar mantıklı, işbilir bir adam olduğu açıkça anlaşılırdı. Başkaları onun bu gibi sözlerini Kadir Şinas olmayışına, vatanına bağlı olmayışına ve bu gibi şeylere yorsalar da Scarlett onunla konuşurken sözlerinde gerçeğin ve sağduyunun bariz olduğunu düşünürdü. Bana kalırsa Dr. Meada'nın sizin hakkınıza yazdıklarının hepsi doğru Kaptan Butler. Bana kalırsa ticaretten elinizi çektikten sonra onurunuzu kurtarmanın biricik yolu askere yazılmaktır. Bir zamanlar West Point'te okuduğunuza göre pek büyük. Benim ruhumu kurtarmak için konuşan bir din adamına benziyorsun. Ya şerefimi kurtarmak istemiyorsam? Bir diye beni saf dışı eden sistemi kurtarmaya çalışayım. Onun çöküşünü görmek bana zevk verecek. Scarlett kızararak, hiçbir sistemin adını duymadım şimdiye kadar dedi. Duymadınız mı? Zarar yok. Yine de bu sistemin bir parçası olarak yaşadınız bu yıl. Sizin onu benden daha fazla sevdiğinizi ve benimsediğinizi sanmıyorum. Bildiğiniz gibi ben Butler ailesinin kara koyunuyum. Şu ya da bu sebepten dolayı Charleston'un toplumsal yasalarına baş kaldırdım. Zaten onları kabul edemezdim. Charleston olabildiğine yoğunlaştırılmış, güneyden başka bir şey değildir. Onun ne kadar sıkıcı bir şey olduğunu bilmem farkına vardınız mı hiç? Uzun zamandan beri yapıldıkları için her insanın yapması mecbur olan şeyler. Aynı nedenden ötürü hiç de zararlı olmadıkları halde yapılmaması gereken bir sürü başka şeyler. Anlamsızlıklarıyla beni rahatsız eden bir yığın şey. Belki evlenmek istemediğim kızın hikayesini duymuşsunuzdur Scarlett. İşte bu son darbe oldu. Ne diye evlenecektim o sıkıcı bir aptalla? Basit bir kaza onu hava kararmadan eve getirmeme neden olmuşken. Bunun cezasını ne diye ben çekecektim? Daha iyi bir nişan aldığım halde o koca gözlü erkek kardeşinin beni vurup öldürmesine nasıl izin verir? Eğer kibar bir erkek olsaydım kuşkusuz beni öldürmesine izin verir ve Butler ailesine sürülmüş olan kara lekeyi böylece temizlerdim. Ama yaşamayı severim. Bu yüzden de yaşamaya devam ettim ve eğlendim de. Charleston'un kutsal inekler arasında yaşayıp onlara gerekli saygı gösteren erkek kardeşimi, şişman karısını, Saint Cecilia balolarını ve onun uçsuz bucaksız uzanan pirinç tarlalarını düşündüğüm zaman topluma baş kaldırmış olmanın ödülünü anlıyorum. Scarlett, Güney'in hayat tarzı, Orta Çağ'ın derebeylik sistemi kadar modası geçmiş ve tarihe mal olmuş bir şeydir. Merak edilecek yan, onun bu kadar uzun zaman dayanabilmiş olmasıdır. Bir gün çökmesi bekleniyordu ve işte çöküyor. Bir de sen kalkmış benden, Dr. Meda gibi hatiplerin davamızın kutsal ve haklı olduğu yolundaki sözlerini dinlememi istiyorsun. Bence, sence boruların sesi beni öyle heyecanlandırmalı ki elime bir tüfek aldığım gibi Virginia'ya koşup Martha Roberts gibi kanımı dökmeliyim. Beni niçin bu kadar aptal sanıyorsun? Beynime inen yumruğu öpmek benim tarzım değildir. Güney ile ben şimdi berabere kaldık. Bir zamanlar Güney beni açlıktan öleyim diye kapı dışarı etmişti. Ama ben açlıktan ölmedim ve Güney'in can çekişmesi sayesinde öyle çok kazanıyorum ki. Bu kazanç bana doğuştan hakkım olan babamın mirasından yoksun olmamın acısını unutturacak. Scarlett, siz para canlısı ve tüccar kafalısınız dedi. Tüccar kafalı mıyım? Hayır, hayır. Sadece uzağa görürüm. Belki de bu para hırsıyla yanıp tutuşanların tüccar kafalılıkları içinde bulundukları başka bir terimdir. Hiç değilse benim kadar uzak görüşlü olmayanlar tüccar kafalı olduğumu söyleyeceklerdir. 1861 yılında 1000 dolar nakit parası olan her sadık konfederasyon vatandaşı benim yaptığımı yapabilirdi.
Ama kaç kişi aynı şeyi yapacak uzak görüşlülüğe sahipti? Örneğin Fort Sumter düştükten hemen sonra kuşatmada daha ortaya çıkmadan. Ben çerçöp fiyatına birkaç bin balya pamuk alıp İngiltere'ye naklettim. Bu balyalar hala Liverpool'daki depolarda duruyorlar. Onları satmış değilim. Onları İngiliz fabrikalarına bir gram pamuk kalmayıp da fabrikatörler istediğim fiyatı vereceği zamana kadar da satmayacağım. Bir poundu bir dolardan satarsam hiç şaşmam. Filler ağacı çıktığı zaman bu fiyata alıcı bulursunuz. Bulacağıma inanıyorum. Şimdiden 72 sente çıktı pamuk. Savaştan sonra zengin bir adam olarak göreceksiniz beni. Bunun sebebi de uzak görüşlü. Özür dilerim. Tüccar kafalı oluşumdur. Scarlett, sana daha önceden söylemiştim. Para kazanmak için iki büyük fırsat, yani devre vardı. Biri bir ülke kurulurken, öteki de yıkılırken. Kurulurken yavaş kazanılır para. Yıkılırken ise baş döndürücü bir hızla. Bu sözleri unutma. Bir gün işine yarayabilir. Scarlett elinden geldiği kadar alaycı bir hal takınarak, doğrusu belli değerli öğütlere pek önem veririm dedi. Ama sizin öğüdünüze ihtiyacım yok. Babam fakir mi sanıyorsunuz? Hayatımın sonuna kadar rahat yaşarım onun parasıyla. Üstelik Charles da bana hatırı sayılır bir miras var. Bence Fransız aristokratları da kendilerini idam sehpasına götürecek arabaya binene kadar sizin gibi düşünüyorlardı. Brad sık sık Scarlett'e bütün eğlence ve toplantılara katıldığına göre matem elbisesi giymesinin anlamsızlığını anlatmaya çalışmıştı. Renkli elbiseleri çok severdi. Scarlett'in simsiyah giysileri ve şapkasından topuklarına kadar uzanan siyah krem matem örtüsü onu hem güldürüyor hem de canını sıkıyor. Red açık açık siyah örtünün onu bir kargaya benzettiğini ve matem elbiselerinin onu 10 yaş daha büyük gösterdiğini söylemişti. Onun o kaba sözleri genç kadının 18 yaş yerine 28 yaşında görünüp görünmediğini anlamak için uçarak aynanın karşısına gitmesine sebep olmuştu. Red birkaç hafta sonra pırıl pırıl bir yaz sabahı elinde parlak renkli bir kağıda sarılmış bir şapka kutusu da çıkageldi. Ve Scarlett'i evde yalnız bulunca kutuyu açtı. Kutunun içinden kat kat ince kağıtlara sarılı bir şapka çıktı. Öyle güzeldi ki Scarlett tutunamayıp bağırdı. Ah ne güzel şey! Elini şapkaya doğru uzattı. Uzun zamandan beri ne yeni bir elbise almış ne de görmüştü. Belki bunun etkisiyle bir şapka onu hayatı boyunca gördüklerinin en güzeli gibi geldi. Açık zümrüt rengi, pekli astarı olan koyu yeşil taftadandı. Çenesinin altına bağlanan kurdeleler, Scarlett'in eli kadar geniş onlar da açık yeşil. Bu güzel şapkanın kenarları da deve kuşu tüyleriyle süslüydü. Red gülümseyerek giy bakalım dedi. Scarlett uçar gibi aynanın karşısına gitti. Şapkayı başına geçirdi. Küpeleri de gözüksün diye saçlarını arkaya doğru itti. Red görsün diye ona döndü ve tüyleri havalandırmak için başını sağa sola sallayarak "Nasılım?" diye bağırdı. Red'in yüzündeki pırıltıyı görmeden de şapkanın kendisine çok yakıştığını biliyordu. Pek yakışmıştı bu renk ona. Koyu yeşil gözleri zümrüt yeşilini iyice meydana çıkarıyordu. Ah Red, kimin bu şapka? Onu satın almak istiyorum. Varımı yoğumu veririm ona sahip olmak için. Red, senin şapkan o dedi. Böyle bir yeşil senden başka kime yakışır? Gözlerinin rengini aklımda iyi tutmamış mıyım? Gerçekten benim için mi yaptırdın? Evet. Eğer senin için bir şey ifade ediyorsa kutunun üzerinde Rue de la Paix yazıyor. Scarlett birden neşesini kaybederek fiyatı nedir diye sordu. Şu anda yalnız 50 dolarım var ama gelecek ay. Red onun üzüntülü ifadesini gülümseyerek karşıladı. Konfederasyon parasıyla 2000 dolar kadar. Aman Allah'ım! Ne yapayım? Şimdi 50 doları veririm. Sonra da Red sizden para alacak değilim dedi. Bu bir hediyedir. Size 50 doları vermeliyim. Eğer verirseniz onu çöp atarım. O parayla ruhunuzun huzuru için ayin düzenleyiniz. Birkaç ayinin yeterli olacağını sanırım. Scarlett istemeden güldü. Yeşil şapkanın altından gözleri bu gülüşle birer bahçe gibi aydınlanmıştı. Bana ne yapmaya çalışıyorsunuz? Red, muhteşem hediyeler getirerek seni baştan çıkarmaya çalışıyorum dedi. Bir gün bunlara öyle alışacaksın ki bütün çocukça kaprislerinden vazgeçecek ve bana sığınacaksın. Sonra kaşlarını çatarak Helen'in taklidini yaptı. Erkeklerden yalnız çiçek ve şeker kabul et cicim. Bu öyle aslına uyan bir taklitti ki Scarlett kendini tutamayıp kıkırdamaya başladı. Sen kara kalpli bir şeytansın Red. Red Woodler. Bu şapkanın da reddedilmeyecek kadar güzel olduğunu biliyorsun. Gözleri genç adam onun güzelliğini överken bile alaycıydı.
Miss Pitty'ye bana yeşil kafta eşantiyon verdiğinizi, modeli de bir kağıda çizerek bu şapkayı ısmarladığımızı, benim de buna karşılık sizden 50 dolar aldığımı söyleyebilirsiniz. Hayır, 100 dolar verdiğimi söyleyeceğim. O da başkalarına söyler. Herkes benim kendime bu kadar büyük masraflar yapmam karşılığında kıskançlıktan yemyeşil olur. Ama Red, bir daha bana bu kadar pahalı bir hediye getirme. Çok naziksin ama başka bir şey kabul edemem artık. Sahi mi? Hoşuma gittiği sürece senin güzelliğini meydana çıkartacak şeylere rastladıkça getireceğim. Bu şapkayı uysun diye sana koyu yeşil ipekli bir elbise getireceğim. Ama sana önceden söyleyeyim ki sandığın kadar nazik değilim. Seni elbiseler ve şapkalarla tavlayıp tuzağa düşürmeye çalışıyorum. Daima hatırlaman isterim ki ben sebepsiz hiçbir şey yapmam. Karşılığında bir şey elde edeceğimi ümit etmezsem kimseye diye vermem. Her zaman da beklediğim karşılığı alırım. Simsiyah gözleri Scarlett'in yüzünde dolaştı ve dudaklarını araladı. Scarlett büyük bir heyecan duyarak önüne baktı. İşte şimdi tıpkı Alan'ın dediği gibi Red ondan faydalanmaya kalkışacaktı. Onu öpecek ya da öpmeyi deneyecekti. Scarlett Red'in bunlardan hangisini yapacağını bilemiyor. Çünkü aklı pek karışık. Eğer onu reddederse şapkayı başından çıkarıp alması ve kutuya koyup başka bir kadına hediye etmesi mümkündü. Öte yandan Scarlett onun kendisini öpmesine izin verecek olursa başka bir öpücükler koparmak ümidiyle yeni, daha güzel hediyeler getirebilirim. Ama Red onu öpmedi. Scarlett kirpiklerin arasından ona bir yan bakış fırlattı ve cesaret verici bir şeyler mırıldandı. Demek her zaman beklediğin karşılığı alırsın, öyle mi? Peki benden ne elde etmeyi ümit ediyorsun? Bunu göreceğiz, dedi. Scarlett, tüyler sallansın diye başını şuk bir şekilde iki yana sallayarak cüretkar bir ifadeyle ''Bu şapkanın hatırı için sizinle evleneceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz Red Woodler.'' Red'in bembeyaz dişleri bıyığının altından parladı. ''Hanımefendi, boş yere böbürleniyorsunuz. Ne sizinle ne de bir başkasıyla evlenmek isteğim yok. Evlenecek adam değilim ben.'' Scarlett büyük bir hayretle ''Ya!'' diye bağırdı. ''Bu adam mutlaka kendisinden yararlanmak istiyordu. Ben de sizinle düşmeyeceğim. Öyleyse ne diye ağzınızı öyle gülünç bir şekilde açık duruyor?'' Scarlett birden aynaya göz atınca kıpkırmızı dudaklarının öpülmek için gerekli pozu almış olduğunu gördü ve "Aa!" diye inledi. "Ah!" Çok öfkelenmiş, kendini kaybetmişti yine. Ayağını yere vurdu. "Hayatımda tanıdığım insanların en yalçağısın sen. Bir daha yüzünü görmesem umurumda değil. Eğer gerçek isterin böyle olsaydı, şu şapka kutusunu ayağının altına alıp çiğnemen gerekirdi. Ama öfkelenmenin sana yakıştığını bilirsin pekala. Haydi Scarlett, gel şu şapkayı ayağının altına alıp çiğne ve benden ve hediyelerimden iğrendiğini söyle. Scarlett şapkayı göğsüne bastırarak ona elini süreyim deme. Red tatlı tatlı gülerek onun peşinden geldi ve ellerine avuçlarını aldı. Ah Scarlett, o kadar gençsin ki kalbimi incitiyorsun. İşte şimdi ümit ettiğin şekilde öperim seni. Sonra eğildi ve Scarlett'in yumuşak yanağına bıyığıyla dokundu. Şimdi onurunu korumak için beni tokatlaman gerek. Scarlett başını kaldırıp onun gözlerinin içine baktı. Bu siyah gözlerin derinliklerinde öyle tatlı bir anlam buldu ki elinde olmadan kahkahalarla gülmeye başladı. Eğer ne eğlenceli ne heyecan verici bir adamdı bu. Kendisini öpmek ya da onunla evlenmek istemiyorsa ne istiyordu? Eğer Scarlett'e aşık değilse ne diye bu kadar sık sık geliyor ve ona böyle değerli hediyeler getiriyordu? Genç adam şimdi daha iyi dedi. Scarlett senin üzerinde hiç de iyi bir etkim yok. Eğer yapabilirsem beni kapı dışarı etmen akıllıca bir iş olur. Ne var ki benden kurtulmak çok güçtür. Ama sana zararlı olduğum kesin. Zararlı mısın? Görmüyor musun? Seninle Kermes'te karşılaştığım günden beri şöhretin gittikçe kötüye gidiyor. Bunun suçu da büyük ölçüde bende. Seni dans etmek için kim ayarttı? Şu bizim şahane davamızın ne şahane ne de kutsal olmadığını açıklamaya kim zorladı seni? Şatafatlı prensipler uğruna ölenlerin budala oldukları fikrini kim aşıladı sana? İhtiyar kadınlara bol bol dedikodu malzemesi vermene kim yardım etti? Daha matem elbiselerini çıkarmaya 6-7 yıl varken seni onlardan kim kurtarıyor? Nihayet bir kadının kabul etmesi hiç de doğru olmayan bir hediyeyi kabul etmen için kim ikna etti seni? Bu böyle bir hediye ki bir kadın onu kabul ettikten sonra hanımefendi olduğunu iddia edemez. Pek böbürleniyorsunuz Kaptan Butler. Hiç de düşündüğünüz kadar rezilce bir şey yapmış değilim. Eğer siz olmasanız da yine onları yapardım. Red sessizleşti. Yüzü sakin ve ciddiydi. Bundan kuşkuluyum dedi. Şimdi hala Charles Hamilton'un ical bir kırık dul karısı olacaktın. Ve yaralılara yaptığın iyilikler yüzünden parlak şöhretin olacaktı ne yazık ki. Ama Scarlett artık onu dinlemiyordu. Aynada kendini seyrediyordu.
hemen bugün öğleden sonra hastaneye giderken bu şapkayı giyecek ve nekahat devresindeki subaylara çiçek götürecek. Raiden sözlerinde büyük bir gerçeklik payı bulunduğunu hiç aklına gelmemişti. Kendisini korkunç bir hayata mahkum etmiş olan dulluğun kapılarını Raiden açtığını ve ona ortalığı yakıp kavuran bir genç kız hayatına yeniden kavuşmak fırsatını verdiği için anlamıyordu. Oysa bu günlerin çoktan geride kalmış olması gerekirdi. Yine onun etkisi altında, Ella'nın öğrettiği şeylerin çoğunun etkisinden kurtulduğunun ve farkında değildi. Ondaki değişiklik öyle ağır ve öyle düzenli bir şekilde olmuştu ki, zincirin halkalarının birbirleriyle ilişkisi olduğu hiç anlaşılmıyordu. Scarlett, Red'in yardımı ve etkisiyle annesinin ona binbir güçlükle benimsettiği şeyleri bir kenara attığını ve saygıdeğer bir hanımefendi olmanın ne kadar güç olduğunu unuttuğunu fark etmiyordu. O anda Melanie kıpkırmızı bir yüzle merdivenlerin başında göründü. "Ah Scarlett!" diye inledi. "Pity hala eve döndü mü? Peter amca beni Pity halaya şikayet etmekle tehdit ediyor. Şeyle konuştum diye. Şey, Miss Bella Vatting ile." "Bella Vatting?" Scarlett'in Atlanta'ya ilk geldiği gün gördüğü kızıl saçlı kadın da bu. Daha sonra onu şehrin en kötü şöhretli kadını olduğunu duymuş ve öğrenmişti. Askerlerin peşinde birçok kötü kadın akın ederdi Atlanta'ya. Una Bella, alev gibi yanan saçları ve çok renkli son model elbiseleriyle bunların hepsinden çok dikkat çekiyordu. Nadiren Şeftali Ağacı Caddesi'nde ya da başka kibar semtte görünürdü. Ama göründüğü zaman da kibar ve saygıdeğer kadınlar onun pisliğinden uzaklaşmak için olacak, karşı kaldırıma geçerek nefretini belli ederdi. Ama Melanie onunla konuşmuştu. Peter amcanın bunca kızmasına şaşmamak gerekti. "Peki hala öğrenirse ölürüm. Biliyorsun ki günlerce ağlayacak, şehirdeki herkese anlatacak ve rezil olacağım," diye hıçkırdı Melanie. "Üstelik benim bu işte hiçbir suçum yok. Ondan kaçamazdım ya. Çok büyük bir kabalık olurdu bu. Scarlett, ona acıdım. Böyle düşündüğüm için kötü bir kadın mıyım, ne dersin?" Ama Scarlett işin ahlaki yönüyle ilgili değildi. Pek çok iyi yetiştirilmiş nezih bir kadın gibi o da kötü kadınları pek merak ederdi. Ne istiyordu? Nasıl konuşuyordu? Ah, berbat bir dille konuşuyordu. Ama kibar olmaya öyle gayret ediyordu ki zavallıcık. Sözün kısası, bu kadın hastaneye yardım etmek istiyordu. İnanıyor musun? Her sabah hastanede çalışmak istiyormuş. Herhalde Bayan Elsing duyunca öfkesinden ölmüştür. Onu hemen kovmuş hastaneden. Sonra dedi ki, "O kadın, ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Ben de sizin gibi bir konfederasyon vatandaşı değil miyim?" Ah Scarlett, onun yardım etmek istemesi öyle dokundu ki bana. Eğer davamıza yardım etmek istiyorsa, demek ki dedikleri kadar kötü bir insan değil. Böyle düşündüğüm için kötü bir insan mıyım ben, ne dersin? Aman, Allah aşkına Melanie, sen kötüysen kime ne? Başka ne söyledi? Hastaneye giden kadınları teker teker seyrettiğini ve iyi bir yüzüm olduğu için benim yolumu kestiğini söyledi. Biraz parası vardı. Onu alıp hastanede kullanmamı ve nereden geldiğini kimseciklere söylemememi rica etti. Bayan Elsing, onun nereden geldiğini duyarsa kullanılmasına izin vermez diye korkuyordu. "Nereden geldiğini," dedi Scarlett. "İşte o zaman bayılacağım sandım. Öyle şaşırmıştım ki. Oradan uzaklaşmaya öyle can atıyordum ki. Ah evet, çok iyisiniz," dedim ve buna benzer budalaca şeyler söyledim. O zaman o da, "Gerçek bir Hristiyansınız," dedi ve bu pis mendil elime sıkıştırdı. "Şu kokuyu duyuyor musun? Ne kadar iğrenç." Melanie kirli ve ağır kokulu bir erkek mendilini ona uzattı. Mendilin içinde madeni paralar vardı ve üstüne de düğüm atılmıştı. Melanie başını yastığa dayayarak kıçkırarak ağlamaya başladı. "Tam veda ediyor ve bana her hafta para getireceğini söylüyordu ki Peter amca köşeye döndü ve beni gördü. Görünce de öyle bir bağırdı ki, Scarlett, hayatımda hiç kimse bana bağırmamıştı, biliyor musun? Dedi ki, hemen derhal şu arabaya binin bakalım." Yüzünü, sözünü dinleyip geçmeden arabaya bindim. Ama Peter amca öyle kızmıştı ki, yol boyunca beni azarlayıp durdu. Scarlett mendilin düğümünü açınca bir avuç dolusu altın para yatağın üzerine saçıldı. Melanie pırıl pırıl parlayan altın paraları sayarken hayret içinde bağırdı. "Scarlett! Burada $50 var, hem de altın. Ne dersin? Bu şekilde, yani şey, böyle kazanılmış parayı çocuklara hastane için kullanmakta bir sakınca var mıdır?" Ama Scarlett artık dinlemiyordu. Kirli mendile bakıyordu. Öfke ve keder yüreğini dolduruyordu. Mendilin köşesinde RKB harfleri işlenmişti. Scarlett'in konsolunun iç çekmecesinde bu mendilin eşi duruyordu.
Geçen kır gezisinde çiçek topladıkları zaman sarması için red vermişti ona o mendili. Scarlett de yıkayıp ütülemiş ve ona iade etmek niyetiyle çekmecesinde saklamıştı. Bu akşam yemeğe geldiği zaman verecekti. Demek Red o Adi Wedding yaratığıyla da görüşüyordu ve ona para veriyordu. Hastaneye yapılan yardımın nereden geldiği şimdi anlaşılıyordu. Kuşatmadan kaçırılmış altınlar. Red böyle bir yaratıkla beraber bulunduktan sonra kibar bir kadının yüzüne bakacak cesareti kendinde buluyordu ha? Bir de Scarlett onun kendisine aşık olduğunu düşünmek budalalığını göstermişti. Bu bile düşüncesinin yanlış olduğunu gösteriyordu. Bu mendili alıp onun yüzüne fırlatacak ve kapıyı gösterip bir daha kendisini aramasını söyleyecekti. Ama hayır, bunu asla yapamazdı. Yüzünde kötü kadınların yaşadığını bildiği bile bilinsin istemezdi. Değil Red, onları ziyaret ettiğini bildiğini, bir hanımefendi asla böyle bir şey yapmazdı. Korkunç bir öfke içinde, ah diye düşündü, eğer kibar bir kadın olmasaydım o yılana yapacağımı bilirdim ben. Mendili avucunun içinde buruşturarak aşağı inip mutfakta Peter amcayı aramaya başladı. Ocağın yanında geçerken onu ateşin içine attı ve tatmin olmamış gibi öfkeyle yanışını da seyretti. 1863 yılı yazı geldiği zaman Güneylilerin kalbinde hala ümit hakimdi. Çeşitli güçlüklere ve kayıplara akla gelebilecek her şey ve özellikle yiyecek maddeleri üzerinde yapılan spekülasyonlara her aileyi can evinden vurmuş olan ölüm, hastalık ve kedere rağmen onlar yine bir zafer daha kazanırsak savaş biter diyor ve bunu geçen yazdan daha büyük bir sevinç ve ümitle söylüyorlardı. Yankiler çetin ceviz olduklarını göstermişler ama nihayet kırılıyorlardı. 1862 yılı Noel yortusu Atlanta ve bütün Güney için mutlu bir bayram oldu. Konfederasyon, Frederick'i Burst'ta büyük bir zafer kazanmış ve Yankiler sayısız yaralı ve ölü vermişlerdi. Bu, Güneylilerin büyük bir şükranla Tanrı'ya dua etmelerine sebep oldu. Nihayet işler düzeliyor. Başlangıçta tecrübesiz ve pek zayıf olan ordu, şimdi birçok şeyler öğrenmiş, kumandanları kahramanlık ve bilgeliklerini kabul ettirmişlerdi. İlkbaharda muharebeler başlayınca Yankiler pes deyip barış yapmaya yanaşacaklardı. İlkbahar gelince savaşlar yeniden başladı. Mayıs ayında Konfederasyon Champs-Élysées'de yine büyük bir zafer kazandı. Şimdi artık Güney gururundan kükremekteydi. Yankee süvarilerinin Georgia'ya saldırışları da Konfederasyon'un zaferiyle sona ermişti. Herkes gülerek birbirinin omuzuna vuruyor ve ''Evet efendim, ihtiyarlar Nathan Bedford Forrest peşlerine düşerse kaçsınlar daha iyi.'' diyordu. Nisan ayının sonlarında Albay Settring kumandasındaki 1800 Yankee süvarisi Georgia'ya baskın yaptı. Amaçları Atlanta'nın ancak 60 mil kuzeyinde bulunan Roma'ya yaklaşmaktı. Atlanta ve Tennessee arasındaki hayati önemi olan demir yolunu kapatmaktı niyetleri. Oradan güneye, Konfederasyon'un cam damarı olan Atlanta'ya inecek ve buradaki fabrikalarla cephanelikleri tahrip edeceklerdi. Cesurca düzenlenmiş bir baskındı bu. Forrest olmasa başarıyla ve güneye pahalıya mal olacaktı. Forrest onların 1/3 kadar süvariyle ama ne süvariler, ne yiğit delikanlılar, ne biniciler onların peşine gitmişti. Roma'ya varmadan yollarını kesmiş ve gece gündüz mücadele ederek sonunda bütün birliği esir etmeyi başarmışlardı. Bu haber Champs-Élysées'de zaferin haberiyle birlikte ulaştı Atlanta'ya. Şehir heyecan ve neşeyle adeta kendinden geçmişti. Konfederasyonun şansı dönmüştü şimdi. Bu öyle bir dönüştü ki ona ümit bağlamış olan bütün insanları da önüne katmış görünüyordu. Gerçi Grant'in kumandasındaki Yankiler Mayıs ayının ortasından beri Vicksburg'u muharaza etmekteydiler. Chancellor Wolde, Stonewall Jackson yaralanıp öldüğü zaman bu güney için büyük bir kayıp olmuştu. Ve General T.T.R. Cobb, Fredericksburg'da öldürüldüğü zaman Georgia en kahraman ve en parlak evlatlarından birini kaybetmemişti. Ama Yankiler artık Fredericksburg ve Chancellor Wolde gibi yenilgilere dayanamazdı. Teslim olmak zorunda kalacaklar ve o zaman bu korkunç savaş bitecekti. Temmuz ayının ilk günleriydi. Temmuz'un ilk günleriyle birlikte daha sonra resmi bültenlerde Lee'nin Pensilvanya'ya girdiği dedikodusu yayıldı. Lee düşmanın topraklarına adım atmış, Lee onları eziyordu. Bu savaş son çırpınışları olacak. Atlanta heyecan ve sevinç intikam hırsıyla coşmuştu. Şimdi savaş onların ülkesine sıçrayınca Yankiler ve onun ne demek olduğunu iyice anlayacaklar.
şimdi etkili tarlaların soyup soğana çevrilmesinin, atlarla koyun ve ineklerin çalınmasının ve evlerin yıkılmasının, yaşlı erkeklerle küçük olan çocuklarının hapishanelere sürüklenmelerinin, kadın ve çocukların aç kalmalarının ne demek olduğunu anlayacaklardı. Herkes Yankilerinin Missouri ve Kentucky, Tennessee ve Virginia'daki yaptıklarını biliyordu. Yankilerini ayak bastıkları bölgelere uyguladıkları vahşeti, küçük çocuklar bile nefret ve korkuyla anlatıyordu. Atlanta'ya Tennessee'den göçmenler gelmiş ve şehir sakinleri onların çektikleri sıkıntı ve işkencelerin öyküsünü doğrudan doğruya ağızlarından dinlemişlerdi. Ama Lee'nin Pennsylvania'da hiçbir özel mülke dokunulmaması, çapulculuğun ölümle cezalandırılacağı ve ordunun el koyduğu her malın parasını ödeyeceği yolundaki bildirilerin haberi neredeyse generale kazandırdığı bütün sütkeyi kaybettirecekti. Bu zengin eyaletin depoları önünde askerleri serbest bırakmamak General Lee ne düşünüyordu? Oysa çocuklarımız ne kadar açtı, yeni ayakkabılara, elbiselere ne kadar ihtiyaçları vardı. Temmuz'un ilk günlerinde ordudan doğrudan doğruya alınan biricik haber, Darcy Meadan'ın doktora aceleyle yazdığı küçük bir nottu. Bu not büyüyen bir öfkeyle elden ele dolaştı. Babacığım, acaba bana bir çift çizme gönderebilir misin? İki aydan beri yalın ayak dolaşıyorum. Bir çift çizmeye kavuşacağıma da hiç ümidim yok. Eğer ayaklarım bu kadar büyük olmasaydı, ben de öteki çocuklar gibi ölü yankilerden birinin ayakkabılarını alabilirdim. Ama şimdi edeyim benim kadar büyük ayağı olan bir yankiye rastlamadım. Eğer bana çizme alabilirsen postayla yollama. Biri yolda mutlaka çalar onları ve hiç de haksız sayılmaz fille gönderin. Kısa bir zaman sonra nerede olacağımızı yazarım. Şimdi bildiğim tek şey kuzeye doğru ilerlemekte olduğumuz. Şu anda Maryland'dayız. Herkes Pensilvanya'ya gittiğimizi düşünüyor. Babacığım, sanıyorum ki Yankilere kendi ilaçlarını tattıracağız. Ama general hayır diyor. Bana kalırsa ben birkaç Yanki evini yakmak uğruna kurşun dizilmeyi göz alırım. Babacığım, bütün dünyanın en büyük mısır tarlalarından geçtik. Memlekette bizim böyle mısır tarlalarımız yok. İtiraf ederim ki o tarlada biraz çapulculuk yaptık. Kumandanın bilmediği şeyler ona dokunmaz. Hepimizi iyice açtık da. Ama yeşil mısırın hiçbir faydası olmadı bize. Çocukların hepsi zaten dizanteriye tutuldular. Mısır daha da azdırdı hastalığı. Ayağı yaralı bir insanın yürümesi de dizanterili birinin yürümesinden daha kolay. Babacığım, ne olur bana bir çift çizme bulmaya çalış. Şimdi artık yüzbaşı oldum. Bir yüzbaşının da çizmesi olması gerekli. Yeni bir üniforma ve apoletleri olmasa da. Ama önemli olan ordunun Pensilvanya'da oluşuydu. Bir çarpışma daha olursa savaş sona erecekti. O zaman Darcy Meda istediği bütün çizmelere sahip olabilirdi. Çocuklar yürüyerek memleketlerine dönerler ve herkes yine eskisi gibi mutlu olurdu. Bay Meda asker oğlunun bir daha gitmemek üzere eve döneceği görüşünü düşündükçe gözleri yaşarıyordu. Temmuz'un lütfen kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.